Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde mavi tarafta top lane oynayacağız. Bakalım körden seçeceğiz gibi duruyor ve mundo banladım. Mundo banlıyor olmamın sebebi ne? Biliyorsunuz daha önce videosunu çekmiştim. Win rate'i çok yüksek ve bence güçlü. Mundo'yu eritecek bir karakter almıyorsanız ki mesela şu anda kogma yine metana karakterlerinden birisi. kogma Vayne gibi bir çar almıyorsanız sıkıntı yaşatabilir. Yani Vayne'de hatta Mundo'ya karşı çok iyi bir tercih sayılmaz. Çünkü Vayne gerçek hasar vuran bir karakter. Doğal olarak zırhı olan tanklara karşı daha güçlü. Ama Kog'Maw doğrudan canı oranla vuruyor arkadaşlar. Bu yüzden de Kog'Maw Mundo eritmek için çok daha iyi bir tercih. Karşısına bir Sante geldi. Körpik'ten Sante alınabilir piklerden birisi kesinlikle. Ama Sante karşı normalde ne oynarsanız onu da söyleyeyim. Şöyle hemen tap açıyorum dostlar. Önce sırayla söylüyorum. Aatrox iyi bir tercih. Darius iyi bir tercih. Bence Gragas karşısında durabiliyor. Her türlü bir şekilde duruyorsunuz. Gragas Körpik olarak çok iyi bir tercih. Garen iyi bir tercih. İyi bir tercih olmasının sebebi Sante size ulti canının büyük bir miktarını kaybediyor olmasına kaynaklı. Doğal olarak siz de Hani Sante az canlı oyun yapmayı seven bir karakter olduğu için ve Garen bunu müsaade etmediği için ki bunu daha önce sinç videomuzda anlatmıştım hatırlarsanız az canlı oyun yapmayı seviyoruz diye Garen bunu engel oluyor. Yani burada aslında birçok çar var mesela buna karşı cevap verilebilecek. Bence mesela Trundle da iyi bir cevap. Trine iyi bir cevap. Ben mesela burada Renekton'u çok tercih ediyorum ama takımda bir AP eksiği var. AP olarak ne alabiliriz bu adama karşı? Bu arada Vayne de bir tercih. Hatta şu an Vayne oynayası mı geldi bak? Keşke takımda bir tane bile olsa AP olsaydı en azından. Şöyle bakalım arkadaşlar. Buradan bir... Cannon'ı tercih edelim. Takımdaki AP eksiğini kapatalım. Teamfight'larda o kadar güçlü sayılmayız. Bir teamfight gücü sağlamış olalım kendi takımımıza. Araya girdiğimizde şu an mesela Brent, Jinx, Grace ve Asol doğrudan hedefler. Hiç fark etmez. Birinin ikisini yan yana gördüğüm anda flash flash ne varsa içeri girer. Adamları tekler ve fight'ı kazandırırım. Ama tabii ki bu Canon oyununda şöyle bir şey göreceksiniz. Tabii ki bu arada AD değil, AP bir Canon bu. İsterseniz koridor oynayarak mesela AD Canon da oynayabilirsiniz. Santa ezersiniz zaman ben AP oynayacağım. Burada koridoru rahatlatmak için Eğri olabilir. Eğri ee, girelim, Eğri girelim. Rahatlayalım abi, koridoru rahat edelim. Yine gördüğünüz gibi plat zümrüt bir lobideyiz. Oyuna girişimizi yaptık. Bu arada hani çok hızlı girdi. Ustalık puanlarına falan bakamadım. Neyse sıkıntı yok. Buradan ne alsak? Ne alsak? Yani bu koridorda bu adamı kesmemiz bir tık zor. Muhtemelen bir Merkür bir Negatron çekecek eğer birazcık biliyorsa. Doğal bu adama ben damage vuramayacağım. Bu tarz durumda da Liandry'e gidebilirsiniz. Yani bol bol minyon keseceğimi düşünerek bir tane tırpan çekiyorum. Gerçi tırpanı isterseniz mesela şöyle de olabilir. Bir alternatif vereyim sizlere. Tırpan ben kendime güvendiğim için aldığım bir eşya. Siz bunu yapmamalısınız. Özellikle lik kasmak istiyorsanız gidip bu eşyayı almayın. Çünkü bu eşyanın ekstra bir özelliği yok. Bakın geliyor sadece 7 saldırı gücü ve can yenilemesi veriyor. Şimdi siz Ekstra bir can kazanmak istiyorsanız buradan alacağınız ilk eşya tabii ki Doran kılıcı olmalı. Eğer range bir karaktere karşı Doran kalkanı vesaire. Bu eşyayı aldığınızda canınız daha eksik olacağı için doğal olarak birazcık disrespect yapmış oluyorsunuz rakibinize. Bu saygısızlığı yapmamak için gelin buradan 100 canınızı ve 10 saldırı gücünüzü alın çıkın abi. Ama ben kendime güveniyorum dediğim gibi. Çünkü Kenan hakimim ve hani Kenan'la çoğu meçhap oynadım. Gerçekten hani Kenan'la da iyi oynadığımı düşünüyorum. İyi oynadığım karakterlerden birisidir bence. Bakalım bu oyunda bunu gösterebilecek miyiz? Maç nasıl gidecek? Taşıyabilecek miyiz? Ya da en azından fightlarda bir etki gösterebilecek miyiz? Daha başlar başlamaz burada arada chat dönmeye başladı. TT almışım. Sadece ben almışım ya malum. Çok iyiyim. Ya çok iyiyim. Sözü sözlü satışmalar reportlayabiliriz seni tatlım. Çok konuşuyorsun. Burada böyle chat yapmak benim gözümde yasak. Bilmiyorum Riot bunu nasıl değerlendiriyor ama. TT ne? Haberden TT ne ya? Hayatımı ilk defa duyuyorum tutuştu daha TT dendiğini. Sante neredesin kanka? Geç geldi koridora. Şuradan başladım muhtemelen arkadaşlar. Şöyle bir uyaralım. Aynen baksana nereden geldi? Hemen bir eğri patlatalım bu çocuğa. Tamamdır. E açıyorum burada. İlk minyon almak ve adamı kayıtlamak için. Bakın tık E açtım. Hem minyonları alamadım bu arada. <laughs> Hem bir E düz vuruş. Adam ah pasif vurmasaydı çok güzel olurdu. Yani range karakterim ve onu vurdurtmam lazım. O Q'yu yemeyeceğim zaten sıkıntı yok. Bir ara size Sante de çekeyim. Sante antrenman yapıyorum bayağıdır dostlar. Bir E'yi daha patlattık adama. Sürekli yapıyorum adamın canını olabildiğince azaltmak için. Zaten Kanta da var üstümde. Ayrıca Şer'e de can yenileyeceğim. Evet adam minyona EQ yapmaya çalıştı. Şu an manasını deli gibi harcıyor. Uzun süredir Santa oynadığım için az çok mekanikten hakimim. E, Q açtım. Adam tekrardan aynı hareketi yaparsa dürtmek için. Evet şöyle bir aradan salladım. Tutar diye düşündüm zaten. Yani minyona azından değil mesela minyon alacaktım. Gayet okeydi. Adama değdi. Tatlı oldu. Arkadaşlar top lane çok e, trade üzerine kurulu bir koridordur. Trade kaybettiğinizde koridoru kaybedersiniz. Ben bakın dikkat ettiyseniz minyon almıyorum şu an. Adama fırsat bulunca vuruyorum. Ama adam bunun farkında değil ve doğal olarak şu anda aslında deli gibi dayak yiyor. Tamamdır. Adam yine doğru yine E atladı. Manasını harcadı. bir alalım şu minyonu. Tamamdır. W. Gel bakalım buraya. W açıldı artık. Pasifim geldi. W dolu vuruşları adam atmaya çalışacağım olabildiğince. Ah bak bu arada bir beni atam. Aa bu arada çok hata. Ne yapıyorsun sen ya? Böyle bir giriş şeklin var. Emanan kalmadı. Peksimet aldın mı sen? Almamışsın da. Geçmiş olsun kanka. Koridorun bitti bu arada senin. Seni patakaya döveceğim ve rest almak kalacaksın şu an. Çok fazla minyon. Adam mesela bakın burada bir karar verdi. Ah araba minyonu kaçırttı bana. Ah milyonlar minyonlar ya. Adam bir karar verdi. Dedi ki ben Kenan'a takas atacağım. Veya minyon ittireceğim. Adam mesela buradaki kararını bana minyon ittirmekten yana kullandı. Bu arada minyon olamıyoruz. Kenan'la bu arada ilk devralarda minyon olmak çok zordur. Bakmayın burada minyon kaçırdığıma. Hani gayet normal bir şey aslında bu durum. Çünkü çar bir vuruyor yani. Az sonra o minyon sıkıntısını çözeceğiz. Hemen gelelim şuraya EW yapacağım. Buraya hızlıca puşlamam gerekiyor. Böyle EW yaptım bakınız. Bunu da aldım. Arkacılara vuruyorum. Şuraya bir Q atıyorum. Arkacı bir tane daha vurdum. Bunu aldım. Aynen. Bak adam TP atıp geldi. Şimdi bu koridoru tutmak zorunda. Bense ise minyonları ittirdiğim için ve arabalı minyonları rest aldığım için. Şu an bu minyonları ittirecek. Bakın bilmiyor çünkü. Santen'in şeyini kullan. Aa donduruyor. Geldim. Geldim. Tamam. Ben bilmediğini düşünmüştüm. Üst düzey bir oyun gördüğünüz gibi. Yani üst düzey derken hani şu anda Platinum bir Kötü bir elodayız zaten burası ama. Adam mesela burada donduracağını düşünmedim. Takdir edersiniz. Siz de ki. Tamamdır. Adam E bastı. Herhalde ona vuracağımı zannetti pasifi. Ama hayır orada minyon vardı. Yani minyon kaçırmıyor. O kadar da değil. Yani adama tabii takasa giriyoruz ama minyon kaçıracak seviyede değil. O da minyonları alarak. Tamamdır. Güzel. Çok gereksiz bir hareket bence. Evet Q. Aa bu arada ben çok kötü oynadım ya. Range'den o kadar çıktım ki. Tamamdır şunu vuralım. CC koyduk. Bir Q attım. Da gayet tatlı. Güzel. E E'yi de kaçırdı. Q'yu da. Kanka geliyor da. Bu adam flash oynuyor. Ben mesela antrenman yaparken ghost oynuyordum arkadaşlar. E-Q yapacak şimdi üzerine. Bakın seyredin. Minyonlara E. Bana Q. Yapmadı peki. Şuradan bir vuralım. Aynen. Gel kanka gelecek bana o merak etme. Hop. Kaldıralım onu şimdi. Tamam dur süpersin. Ben de bir CC uygulayayım. Ah be minyon. Çekil bir önümden ya. Q tutasam ölecek adam. Tamamdır. Hop Q'da. Oy yalnız benim oynayışı gördünüz mü ya. Sante'ye ders verdim ders. Sante'ye ders verdim. Günlük oyunu bir de ya. Allah'ım bu performans ne kardeşim. Tam yön alamıyor olabilirim ama o flash Q'yu da çok güzel yaptım. Buradan hemen restimizi alabiliriz. Şimdi adamın TP'si yok. Benim TP'm var. Ve ben 35 milyon kestim. Ayrıca skorla geri dönüyorum. Şimdi bu adamı kayıtlamak için burada mesela ilk eşya çizme tercih edilebilir. Ve adam da MR alacağı için bu eşya çok çok işimize yarayacak. Buradan bunu aldık. Buradan ne yapalım? Bunu alalım ve çıkalım abi. Ekstra bir şey almama gerek yok. TP atmayacağım. TP avantajım oluştu şu anda. E basa basa hızlıca koridoru gidiyorum. Koridoru bana puşlayacak çünkü koridoru kule altına kadar ittirmiştim zaten. Doğal olarak bana doğru geliyor şu anda. Ama ben, benden erken geldiği için altı olacak diye düşündüm ama olmamış herif 6. Ekstra dönüne geçmişim. TP atmasına rağmen. Hemen bir düz vuruş yapalım şu çocuğa. Bu arada MR alması gereken yerde can alıyor. Kesin şey gidecek bu çocuk bu arada. Yanlış bu gidecek. Hemen şöyle bir Q atalım. Aradan çıkartalım var olmuyor Bu kadar minyonu donduramam. Canon gibi karakterle özellikle. Şurada mesela Renekton olsaydım. Şu anda evahlar olsun. Sante'nin haline de derdim ama şu an diyemiyorum. Neden? Oğlum yuna vursanız alın. Aa akmıyor yuna kaçırır şeklinde Neyse. Sante gitti oraya ama push ondaydı zaten. Hani benim SS gerekiyordu ama Rexen'in de bunu düşünmesi lazım. Takımınızda push böyle şeyler yapmamalısınız. Ben de yürüyorum oraya şimdi. Tam Sante öldü. Asol devam çekmeye mi? Etmeyecek. Tamam geldim hemen push alacağım. Bitti oyunu. Santen oyunu bitti. Onu net söyleyebilirim. Zaten koridor aşaması öyle çok rahat bir koridor değildir. Yani Sante biraz oyunun erken safhasında güçsüz arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. E bir de üstüne adam gelip bu hataları yaparsa. E TP avantajım falan da var. Şimdi ben burada mesela plateyi zorlayabilirim çok rahat. E ne olacak abi? Burada ben gayet öne geçeceğim. Hemen geldi şöyle puşladık. Tek avantajı koridor erken gittiği için. Hani ölmesi onun için bir avantaj oldu. Yani ölmesi diye de doğrusu. Hani koridor puşlayarak gidip ölmesi. Manasını söyleyeyim. Yanlış ifade ettim. Plateyi zorlayacağım. TP ile geri geleceğim koridora. Hemen şunu bir tık kurt da almış. Şöyle bir düz vuruş atalım. Kule sal kanka. Hiç sekmez bu arada kulenin burada hasarlar bana. Başka şarj olsa vurmaz. Mesela o oyunda, vurmaz. <laughs> Graves midde, Graves'in yerini görüyorum ki daha daha gelmedi. Her zaman ne diyorum abi, jungler'lar ya taba gelirler, hiç çıkmazlar ya da hiç gelmezler. Bu hep söylediğim bir şey. Hiç sekmez. Daha şu ana kadar hangi videomda böyle bir şey denk gelmediniz? Evet, o yalnız Q'yu nasıl attım? Nasıl attım o Q'yu? Minyonun yanından. Bak yine aynı hareketi. Ah, bu sayı tamam. Bir tane Kanta'da alalım şuradan. Aa, Kanta'da yokmuş. Tamam, şöyle bir görüş atalım abi, Graves bana gelebilir. Bak, bu totem disrespect'tir yalnız. Otomu attırtmayız oraya. Her şey de denge. Haritaya bakmam lazım arada bir. Çünkü Grace'in bana gelebileceğini düşünüyorum. Bu adamın ön açıldı. Normalde açılmaz. Evet şöyle düz vuruşta W'larımızla, eğrilerimizle dürtüyoruz abi. Adam bak full canım. Herifin canı nerelerde? Oo CC'de yedi. Güzel. Ultisi yok bu arada. Direkt olduğunu atarsam kesme ihtimalim var. Çünkü MR'ı yok çocuğun. Ping atma kanka bana. Tamam ben görüyorum zaten. Ward'un da var. Grace bottan en işaretini atıyorum bana. Bir Q daha tutursam şöyle bir iki tane skip atlatırsam kafasına. Muhtemelen ben bu çocuğu keserim. Şu an yöne yaklaşamaz ama yani. Burada donduracağım koridoru. Yaklaşırsa kafasına atlarım. W fullleyeceğiz ikinci olarak. Orada push almak için. Aradan Q attım tuttu. Bak şu ikisini arasına attım gördünüz mü? Hop gel bakalım buraya. CC 7 için bir şey asmıyorum. Kayıtlıyorum tamam ulti açtı. Oo öldün kanka muhtemelen sen burada bu arada. CC üstü Q. Tamam. Güzel düz vuruş. Düz vuruş Q. Aaa. Bu tatsızdı. W düz vuruş. Öl kankam. Tamam. Oradan bir Q kaçırma benim hatamdı. Çünkü Kenan normal o kadar güçlü sayılmam 1v1'de. Şimdi bak, burada rest alacağım. TP ile geri geleceğim. TP avantajımı da böyle kullanmış olacağım. Buradan Leandri'ye gideyim. Bence. Bu adamı kolay eritirim. Hani normalde bunu eşyalar alırım da. Çok geri yok. İsterseniz bunu alıp daha defansif oynayabilirsiniz. Ben genelde Kenan'la defansif oynamayı çok sevmiyorum. Buradan bunu aldım. Buradan bunu aldım. TP'yi buraya koydum. Let's go. Şimdi puşumuzu alacağız bir de buradan. Kordo bana geliyordu. TP atmayabilirdim. Burada bir hatalı oynadığımı söyleyebilirim kısmen. Hemen geleceğim buraya. Kuşlayacağım ufak. Şu seviye Zaten artık hani hasarım da var gayet. Maske aldım. Üzerimde şey de var. MR alırsa MR'ını kırmak için botum da var. Böylelikle buradan aldığım push'un um bir karşılığı olacak. Ee, ha şeye gidiyor herhalde. MR Sunfire. Hem buradan push'unu alalım hızlıca abi. Tamam da güzel. Bekliyordum zaten. Hop şöyle bir düz vuruştuk. W atacağım. W gel kanka pasim gelse W'm adam kaçacağım bu arada. Flash bastım. Ya yine de gayet iyi oynadım. Şöyle bir arkaya doğru Q atayım. Tamam oldu ben kaçtım ya sıkıntı yok. Flash'ımı aldılar. Şeyi bekliyordum. W'nun yükünü bekliyorum sabahtan beri. Hani atayım da CC kaçayım oradan diye. Flash'ımı kaybettim. Çok önemli değil. Koridor kötü kaldı. Ama hani midden gelen bir roamla birlikte. Burada bir şeyler kaybetmemiz gayet normaldi. E, 25 gold bekleyeyim mi şunun için? 20 gold hatta. Yok beklemeyeyim. Çok fazla yok kaybederim beklersen. Hemen çıkalım buradan. Sıkıntı yok. Mid push aldı. Mid'in push alması ve Asol'un zaten geri düşmesi. Çünkü 0-1 gidiyor adam. E, bizim Z de iyi durumdaymış. Bir tek bot kaybediyor. Mid'in daha da geri düşmesi gayet okey benim için. Yani Xanten'in şu an taptan alacağı bir plate ona hiçbir şey kazandırmayacaktır muhtemelen. Tamam adam CC'ye bir şeyler basacak. Aha hemen CC chain. W attırtmıyorum. Gördüğünüz gibi W attırtmadım. W derken basmalıydı. X CC yemeden önce basmalıydı. Buradan gördüğünüz gibi aldı play Onun için bayağı kötü oldu. Şimdi burayı push olmam lazım çok hızlı. Kanka orada savaşacak mı ya gerçekten? Adam kaçtı kanka Ben de push alayım. Hani geri düşmek istiyorum adam çünkü. Daha da. Ve mümkünse bir plate almak istiyorum. Sen al kurtları. O da 3-0 olmuşum ben. Nerede 3-0 oldum ya? Adam TP'sini attı. Birlikte. Tamamdır. Hemen bir W basalım. Kalkan üstü. Hemen Q basalım. Ya böyle bir düz sana ekstra. Çiçek. MR almayı aklına etti hala kardeşim. Erkenden bu arada bir Negatron çekseydi belki de damage'ım çıkmayacaktı onu. Onu da söyleyeyim. Bu da bir detay. Hemen şöyle bir Q. Gayet güzel. Bak Eğri bana dönecek şimdi. Hem bir W patlatayım. Tekrar gitti Eğri. Gördünüz mü? <laughs> burada şey yani stratejik oynayacaksınız. O AD'yi kullanıyorsan kardeşim biraz mantıklı oluyor. Direkt direkt QW yapmak yerine Q'yu at. Zaten üzerine adamı yük yani. Acele etmene gerek yok. Bekle abi. Ondan sonra at. Yine farmda fena hiç çıkartmamışız gördüğünüz gibi. Sürekli takas atıyoruz ama ona rağmen. Güzel. Adam CC atacağım zannetti ama CC'ni bekletiyordum. Kanka bu arada direkt basıyorsun her şeyini ya. Sen manyak mısın be çocuk? Atılma efektin kalmadı. Oraya gerçekten görüş mü attın ya? Hop onu yemedim be. Ah be. Neyse tam sıkıntı yok. Kodro puşladık rest alabiliriz. Sante'nin arkadaşlar saçmalıklar. böyle onun attığı zaman yapabiliyor bunları. Bir de Kenan'a karşı aslında o kadar kötü pikte sayılmaz. Şuradan hemen şunu alalım. Direkt gidelim. İkidir üçtür rest alıyoruz. çok gereksiz resetler almak zorunda kalıyoruz. Bir Asol geliyor. İşte bir Santen olun atıyor manyak manyak. Ama problem değil. Adam burayı ittirmeye çalışacak bu canla. Şimdi ben geleceğim kurdu tutacağım yani. Değişen bir şey yok. Hatta üzerine plate alacağım gibi duruyor şu an burada. Adam plate zorlarsa olun atabilirim direkt. Öldürebilirim. Hiçbir şey yok çünkü canı da az gelmiyor galiba. 2 milyon kaybettim. Yani 2 milyon kaybettim. Bunun XP'ni aldım. Hemen şunu Q aldım. Arkadaşlar benim milyon kaybettim dedim her zaman şeydir. Bu arada E'ye bastım yanlışlıkla. Koridoru yavaş sırf bu yüzden. Hemen geldim şuradan bir E'yi patlattım. Q ile attım. Hop. Aman kaçırmayayım. Az daha gidiyordu. Şuna 300 gol arkadaşlar. Bunu alttan sonra çok rahat edeceğiz bu adamı. Kurtlarım var. Bir iki tane patlatacağım. Alt kurtla oynuyorum çünkü. Evet. Crash neresin kanka? Ben şu an E'yi patlatalım. Top. At. Adam atlayacak üzerime aynen. Çok belliydi zaten. Ama Asol bokun çıkarttın kanka. Tamam CC attım ki kaçabileyim diye ama şu an çıkamıyorum abi. Maalesef maalesef arkadaşlar. Burada Asol'un gelmesini beklemiyorum yani. Çok garip bu bana. Bakacağım şu anda premedler mi diye. Premed falan değiller bu arada. Baktım arkadaşlar. Çok sinirim bozuldu şu an. Hani şey yani şu tırpanı patlatıp gelsem eşya bitireceğim. Şu an hiçbir şey alamıyorum. Çok kötü durumdayım yani. Bir anda beni fena geri düşürdüler. Aldım kele falan kesinlikle bakmayın. Premium tipimizi atalım. Hiçbir şeyim yok şu an yani. Çok kötü benim için. Hemen şöyle yapalım. Pat patlatalım. Maalesef alamadım. Beni çok geri düşürdüler arkadaşlar. Çok fazla gank edin. Böyle adam görüş kaçıyor. Ben de şunu görüşünü kırayım. Şurada görüşü vardı. Neyse. Bu, bu sayede bot öne geçmiş. Gayet okey. Adamlar tapa yatırım yapıyorlar. Bizim bot bu sefer öne geçiyor. Rexai oyunda etki etmeye çalışıyor. Sevdim. Koridor etlemeyeceğim. Salmıyorlar çünkü beni. Hemen şöyle bir düz vuruşta buraya yapalım. Santer rahat rahat oynasın. Çok umurunda değil. Ben geri düşmeyeyim daha fazla. Çünkü XP geri düşüyorum aslında dolaylı yoldan. Bu benim istediğim şey değil. Hemen geldi şöyle E'mizi patlattık. Arkaya bir düz vuruş. Şöyle bir Q, W. Tamamdır. Bak patladı şu an tırpan. Az önce olsaydı bu mesela şurada ölmeseydim. Şu an eşyayla gelmiştim ve içinden geçiyordum bu herifin. Hemen şöyle görüşümüzü atalım. Hepimi mesela botu atmak istiyorum normalde. Ama adamlar maalesef çok geldiği için ve minyon kaybetmek zorunda kalıyorum. Burayı ittirdim. Sante oralarda mı? Santa gözükmüyor abi. Yani. Tamam. E'm var, flash'ım var. Çok dert değil. Şuradan gelelim kule vuralım bir iki tane. Bir de kurtumuz olduğu için hemen E patlattım şöyle bir tane hızlı hareketi için. Pes saldırı hızı hareket. Oha. Tamamdır. Burada maalesef öldüm muhtemelen. E'm'i dedim gel. şuna tamam. Ölmedim ya. E'm geri geldi. Güzel. Bir anda bir ben gösterdim sana o hareketleri de. <laughs> Doğru bitmedi. Ben de şu an kötü durumda değilim gördüğünüz gibi. Zaten onun şansında rahat oynuyoruz. Eğer maçta öne geçmiş olmasaydı şu an Kısante bizi dövüyordu abi sabah akşam. Ondan sonra düz atıyorum. ya yani olabildiğince az hasar versin kuleme diye. Adam görüşümü yine kırdı. Maalesef maalesef yapacak çok bir şey buradan push aldım. Z geliyor. Koruda <laughs> bak Brent de burada. Ya abi ama hani yeter ya. Harbi yeter yani ha. Ölmeyeceğim lan size. Ölmeyeceğim. Geleceksiniz geleceksiniz ölmeyeceğim. Flashım atacağım. Bir şeyim atacağım. Ölmeyeceğim. Allah Allah. Manyak mılar Yani i̇şi gücü bırakıyor sadece bana geliyorlar. Gerçekten ikimden dolayı olabilir. Aklın görgün YT ya. Dur kanka videoda çıkalım. <laughs> Night Fener yapıyorlardı onun için arkadaşlar. Hemen Leander'imiz bittik. Tamam şimdi görüşeceğim seninle. Buradan bir gölge aleve gideceğim. Sonra belki bir zon ya. Hex geçişler var. Hemen hex geçişte patlatalım bir tane. Tık geldim oğlum. Midim tutacaksın. Tamam ben bir de gideyim kanka o zaman. Hemen geldim abi. Basarak hızlı hızlı koridora geliyorum. Buradan Brand push aldı. Brand'i tek atarım ama flash'ımı az önce kaybettim. Bu arada, bir şeyi tutması lazım. Kate'nin e benim değil. Ben şöyle şöyle yapalım. Güzel. Ormancım gayet oyunu etki ediyor. Mid'de push önde karşılayabiliriz. Hatta Santa'ya e uğrayabiliriz buradan. Şöyle Kate'nin'e geri işareti atıyorum ve Santa'ya e gidiyorum. Zeyde şu an çok güçlü durdu aslında. bir yürüyebilir çok rahat. Geldim Santa'ya abi. Hemen şunu keselim bir. Adam üstünde MR olduğu için Z'de karşı sıkıntı tabi. Gel kanka. Aynen. Hop. Şimdi yakaladım. Ne diyeyim abi yani? Ne diyeyim abi? Öyle bir tuttuk beni orada adam. R'ye basıyorum. Res böyle. Çıkamadım CC'den. Adam da rahat rahat. Sadece bir E atarak kaçtı. Sante. Aptal şar. Tamam. Güzelce kestik bu çocuğu. Ultim boşa gitti ama yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar Sante ya. Sante bu oyunun en broken çağrılarından birisi. Her zaman söylüyorum oynayın oynatın diyorum. Boşa söylemiyoruz. Ben buraya puşladım. Ne oynuyorum be. <laughs> Yine de report edin kardeşim. Çok konuşuyorum çünkü. Tier 2 söküyoruz. Tier 2 sökersen direkt win zaten oyun. Yani en azından şu anda bayağı bütün koridorlar oyundu. artık maçı kazandık gibi bir şey oldu ama en azından Sante'ye karşı güzel bir koridor aşaması göstermiş olduk. Tatlı oldu bence. Maç her ne kadar kısa olsa da. Evet, tier de aldım. Yani şu anda benim için oyun. Kendin oynuyorum. GG gibi bir şey. Lan Arabamı yoru kaçırttı bana ufacık minyon ölmedi. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Bugün böyle ufak tefek talihsizlikler yaşayabiliyorum. Hemen sırpanı satsak şunu alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Hemen aldık çıktık abi. Ee, Z, top... Z bota gitmiş. Ona ben bota gidecektim. Ama gerek kalmadı. Gelelim taptan devam edelim o zaman. TP'ye de sağ sol destek veririz. Buradan hex yapabilirim. Ee, belki sadece fightlara dahil olabilmek için. Hem de ucuz bir eşya olduğu için erken güçlendiriyor sizi. Ya da zonya ya gidebilirim. Duruma göre bakarım ama çok Zonya'lık maç gibi durmuyor şu anlık. Bakalım görüşünü bir kıralım. Tamamdır. Geldik abi kuş almaya. E'den arkadan başlayacağım ki ben arkaya gidene kadar E ile öndekiler hasar yiyip milyonlar ölmesin. Bu adam ne alıyor? Gromp alıyor. çıkalım şuradan bir. Ah be. Neyse ufak farklarla maalesef minyon olayım kaçırmayalım. Ben an gölge alevi aldığım için bayağı fazla vururum. Sante özellikle ulti açtığında bayağı damage yer. Aynen. Bekliyorum bekliyorum. W'sunu kullandı. Tak şimdi ultimi açıyorum. Hemen Q. Bak kritik vurduğum için nasıl nasıl erittiğimi gördünüz mü sadece Sante'yi? Adam şu an nasıl damage anlamadı. Özellikle kombomu beklettim. Skill'lerimi attım bir tur daha bekledim. Sonra ultiyi bastım. Bir anda adam öyle bir burst ki ...emar memar onu kurtarmadı. Tam olarak aslında gölge alevi varken böyle oynamalısınız. Buradan gölge alevinde en azından şeyini vermiş oldum. Bana gelir mi banyaklar? Gelebilir. Jinx'ten bir ulti de gelebilir kafamıza. O da var. Evet Asol geliyor. Hemen geri doğru bastım. Bu canı da bayağı azmış. Bir QW yapsam ölecek. Şurada resetimizi aldım alalım. Ama yok bu adam benim base'im bozacak. Geliyor Bayant. Gördüm. Canı kaç bilmiyorum ama hani ultim olsa teklerdim. Hızlı bir resetimizi aldık. Buradan bir şöyle iki tane kitap alayım. Direkt çıkayım. Burada fight mı atacaksınız? Brent bu arada orayı yok eder. Aynen. Brent orayı yok eder. Ultim yok. TP atmama çok gerek yok o yüzden. Takım mesela kaybediyor olsaydı şu an çoktan takıma dahil olmuştum arkadaşlar ama zaten takım hard kazanıyor ekstra bir şey yapmama gerek yok. Gördüğünüz gibi ben yokken mesela rahat rahat fight kazanıyorlar. Ben zaten Sante'yi öldürmüştüm. Sante geldi yine öldü 1-8. Bilmediğini başta söylemiştim zaten. Sante zor bir çağırdır. Hani oynayın diyorum ama bol bol antrenman gerekiyor yani. Öyle hani oynayın deyip direkt tamam tamam ben Sante oynuyorum ve artık her maçı kazanacağım falan öyle bir şey yok yani. Öyle hayallere girmeyin çünkü mekanik bir karakter bir yerde. Az tav oldum ya. Bir flash'ımı meneşimi atmam lazım benim o maç bitinden. Ve bir Q atalım. Zınk 450. Bana bir gelsene yani şu an. Asol şu an bana gelmesini istiyorum. Ben yani böyle bir yerden çıksın ya. Bak kafasına var bir tek atacağım onun. Asol'ün. TP kimden? Asoli'den mi? Santa'dan mı? Santa'dan. Tık arkasından şöyle bir W. Tık bir burada koyalım. Bir de Q atayım şöyle. Ama süpermiyona değdi. Tamamdır. Top. E bastım. Güzel. Ah be kankam. Benden niye uzaklaştın kilimi çaldın? Neyse. <laughs> Zed güzel topluyor ya. Vallahi. Gölge alev bu arada en, en sevdiğim eşyalardan birisi arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor yani. Çok vuruyor abi. Çok fazla 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 vuruyor yani. Tamam da burada çok öldü. Hemen tamam, tier 2'yi alalım. Asol bir gelsene kanka. Flash basacağım kafana da senin. Video bitmeden. Allah affetsin. Tamam ya. Sana istediğim buydu. Oh şu an çok rahatladım. O kadar gank attı bana arkadaşlar. Bir karşılığı olsun. Zaten maçı kazandık. art yani skorda öndeyiz. Ama zaten Canon'ın bence fightları değil. Koridor aşaması zor. Bunu da göstermiş oldum. Yeni sezonda da Canon bence güçlü çağrılardan birisi. Özellikle bu kadar tankların oynandığı bir yerde. Bence fark yaratır yani. Sanda bir kere daha ölmeye gelmiş kardeşim. Ha bir de gerçek hasar vuruyor bu. Yani o kadar... Abi çok güçlü ya. Bir şey diyeyim mi? Hani gölgeyle fazla güçlü beş ya. Adamlar niye FF atmıyor? <laughs> Maç kazandık kardeşim zaten. Bak şimdi bir Q. Ah be atlama öne doğru. Neyse. Yine düz vuruş W ile kestik. Ne kadar damage vurdum merak ediyorum şu an. Gerçi Z vurmuştur muhtemelen. Sabahtan beri savaşıyor. Tamamdır. Bana geliyorlar. Bitir kankam artık ufaktan. Lafı uzatmayalım. Aa Asol. Ah be oğlum. Sen gitmeden bir kere daha öldürsek güzel olurdu. Ve burada maçı bitirdik arkadaşlar. GG. Yani takımımız kazanmasa bu kadar kolay olmazdı ama takım kazanınca sadece koridor aşamasıyla yetinmiş olduk. Honor Rexa'yı vereceğim. Bence gayet işe yaradı. Çiçlik haşeresi. <laughs> burada gün plat 2 atmış bizi. Çok hızlı lig ya. Keşke burada win almasak bu kadar. Most damage atacakmışız da Zed bayağı savaşmış gerçekten. 27k. Biz de 22k vurmuşuz. Gayet güzel. Koridor aşaması güzel bir oyundu. Yani ben zaten gösterebildiğime inanıyorum. Gerçekten Sante'yi bayağı bir dövdük. O kadar genk yedik ölmedik. Yani aslında doğru oynandığı zaman Kenan'la ölmek mümkün değil arkadaşlar. Bak Asol o kadar geldi. Santi o kadar geldi. Hatta öldüğüm pozisyonlarda bile gerçekten biraz daha şansım yağ vergisi belki de ölmeyecektim. Öyle bir durum söz konusu. Yine oyunlarla alakalı birçok şey anlattığım bir video oldu. Normalde böyle bir video atmam. Çünkü hard kazandı bizim takım. Böyle videoları sevmem. Ama güzel e, anlar yaşandığı için bunları olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler için de faydalı olur. Ve laf uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.